Bu aslında uzun yıllar süren bir çalışmanın neticesi tabii. Belli bir süredir kuleler üretiyorduk aslında. Fakat bu derin kapasiteli, yüksek kapasiteli karasal sondaj kulesinin milli ve yerli olarak üretilmesi bir Ar-Ge projesi olarak çıktı. Türkiye Petrolleri'nin önderliğinde çıktı. Bu kulelerin yapımında başta Türkiye Petrolleri ve TİPİK'ten çok ciddi destek gördük. Çok ciddi bir birikim var orada. Çok ciddi bir sondaj hafızası, sondaj tecrübesi var. Bu birikim sayesinde sahanın gerçek ihtiyaçları nelerdir? İşte keza Türkiye'nin gerçek koşulları nelerdir? Türk sondörleri nasıl çalışır, nasıl verimli çalışabilir? Bütün bunlar dikkate alınarak üretildi bu kuleler. Dolayısıyla aslında standart bir imalatın çok ötesinde birebir kullanıcı tecrübesiyle yoğrulmuş kuleler oldu. Tahmin ediyorum sahada gösterdiği başarının en büyük etken de budur zaten. Böyle bir ürün çıkarmış olmaktan dolayı da çok mutluyuz. Yaklaşık 6 yıl sürdü ilk prototipin üretilmesi. İşte bu süre içerisinde tabii bütün tasarım çalışmaları tamamlandı. Ortaya 3 boyutlu modeller çıkarıldı. Malzeme tedariki yapıldı. 1 numaralı prototipimiz üretilmiş oldu. Bu arada bir de çok ciddi sertifikasyon sürecinden geçtik. 2019 yılı içerisinde API sertifikası aldık. American Petroleum Institute. Bu dünyada petrol sektöründe imalat yapabilmek için gerekli olan bir sertifikaydı. Böylece de dünyada buna sahip 17-16 firmadan bir tanesi haline geldi. Kulemiz karasal sondaj kulesi olarak geçiyor. TP1500 model adına sahip 1500 horsepower kapasiteli ya da 350 ton kanca yük kapasiteli. Bu da 5000 metre sondaj teorik kapasitesi anlamına geliyor. Bunun 43 metrelik mast yüksekliği var. Yerden yüksekliği 50 metre oluyor bu kulenin. Ve yaklaşık 40 tır yüküyle taşınabilen, sadece kule kısmı için bahsediyorum, bir makine. Yusuf adını verdiğimiz TP1500-01 prototipti. Serideki ilk karasal kule olarak üretildi. 1,5 yıl oldu devreye alınalı. 1,5 yıldır başarıyla çalışıyor ve çok da iyi başarı sağladı. Yani arıza yapmadan, işte teknik problemler yaşamadan devam ediyor. 5. kuyusunda şu anda. Bu arada 2 tane daha sipariş almış idik TİPİK'ten. Bunlar TİPİK tarafından işletiliyor. Türkiye Petrolleri sahalarına hizmet veriyorlar. Bunları da bu sene içerisinde üretimini bitirip teslim etmeyi düşünüyoruz. Devamıyla ilgili de görüşmelerimiz devam ediyor. Ama esas hedefimiz bizim tabii ihracat. Halihazırda küçük kulelerin ihracatını yapıyoruz zaten civar ülkelere. Ama karasal sondaj kuleleriyle beraber ve özellikle Türkiye Petrolleri referansıyla beraber çok daha hızlı bir şekilde ihraç etmeyi istiyoruz. Hatta bu sene sonunda ADIPEC'te, Birleşik Arap Emirlikleri'nde fuarda görücüye de çıkacağız bu kulelerimizle. Çok yoğun beğeni toplamasını da bekliyoruz açıkçası. Şöyle, tabii Türkiye'nin ihtiyaçları çerçevesinde belirlendi hangi modelin üretileceği. Eskiden bugüne kadar diyeyim, Amerika'dan temin edilen kulelerin muadili ve son teknoloji kuleyle aynı özelliklere sahip olacak şekilde tasarlandı. Bunlar tam elektrikli ve otomasyonlu, joystick kontrollü kuleler. Burada da yazılım tamamen yerli ve milli olarak gerçekleştirildi. Dolayısıyla Türkçe'de kaynak kodu Türkiye'de bulunan bir yazılımla kontrol edilebiliyor bu kuleler. Olduğu kısımdaki tek resimden arkadaş hazırlıyor. İki büyük avantajı var aslında. Birincisi yerli, büyük ölçü dediğim yerli malzeme ve tamamen yerli iş gücüyle yapılması. Bu da yaklaşık muadillerine göre %30'a varan tasarruf sağlıyor maliyette. Bir ikinci avantajı da nakliye. Çünkü klasik anlamda Çin'den ya da Amerika'dan nakledilmesi gereken 40 tırlık bir yükten bahsediyoruz. Yani milyon doları bulabilen bir nakliye maliyeti. Türkiye'de üretildiği için buna da ihtiyaç kalmıyor tabii.